Evet değerli dostlar, merhabalar. Yepyeni ve dopdolu yeni bir haber graf programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün 15 Temmuz 2016 Cuma. Bugün de dünyada ve Türkiye'de öne çıkan hadiseleri, öne çıkan olayları, konu başlıklarını konuklarımızla ele almaya çalışacağız. Haber graf programına nerelerden ulaşabilirsiniz? Hemen onlarla ilgili bilgileri verelim. Programımız şu anda YouTube üzerinden STV Medya YouTube kanalından canlı olarak verilmekte. Biliyorsunuz yeni açılan STV televizyonu 24 saat YouTube üzerinden canlı yayın yapıyor. İşte o canlı yayında şu anda Haber Graf programı da canlı olarak ekranlarınıza gelmekte. Aynı zamanda programımızı Baz Haber ve İdeal Haber web siteleri, haber siteleri de canlı olarak ekranlara getirmekte. Programımızın tekrarını program sonunda yine STV Medya YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Programın tekrarı da yine orada sizlerle oluyor. Bizleri aynı zamanda habergraf@habergraf Twitter account'undan, fuatbaran@yazefe account'undan ulaşabilirsiniz. Duygu düşüncelerinizi, fikirlerinizi, paylaşımlarınızı da habergraf@gmail hesabından iletebilirsiniz. Aynı zamanda programımız yeni ve özgür medya platformu olan DigiTV üzerinden de şu anda canlı olarak ekranlara gelmekte. DigiTV'ye internetin olduğu her ortamda ulaşabilirsiniz. Akıllı telefonlarınıza Android veya Apple olması fark etmez. Application'larını, uygulamalarını indirerek oradan bizleri seyredebilirsiniz. Bizler gibi daha değişik kanalları, özgür medyanın sesi olan kanalları oradan izleyebilir, oradan takip edebilirsiniz. Yeni çıkan Apple TV'lerde de uygulamamızın olduğunu söyleyelim. Oradan da DigiTV application'ını indirerek oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Programımızda bugün önemli konuklarımız var dedik. Özellikle son dün gece saatlerinde, yani 14 Temmuz biliyorsunuz Fransa'nın milli günü olarak kutlanır. İşte o günde insanlar havai fişek gösterilerini seyretmek için bir araya gelirler. Fransa'nın en önemli turizm şehirlerinden biri olan Nice'de dün meydana gelen ve hem kamyonla insanların o kalabalığın arasına girerek insanları ezerek hem de elindeki silahla sağa sola ateş ederek şu ana kadar 84 kişinin öldüğü, 52 kişinin de durumunun ağır olduğu bir saldırı gerçekleşti. Bununla ilgili son gelişmeleri, son dakika gelişmelerini, Fransa'daki tepkileri, etkilerini Fransa temsilcisi Emre Demir ile görüşeceğiz, ona bağlanacağız. Yine bugün çok önemli ve değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Haluk Savaş hocamız bizlerle beraber olacak. Haluk hocamızla da Türkiye'de ve dünyada özellikle son zamanlarda meydana gelen bu terör faaliyetleri, yaşadığımız süreç, insanların psikolojileri üzerinde nasıl etkisi olur, nasıl etkileri olur, bundan biraz olsun kendimizi koruma adına, çocuklarımızı koruma adına, kendimizi muhafaza etme adına neler yapılabilir? Bununla ilgili de görüşlerini almaya çalışacağız. Hemen programımızı Haluk Savaş hocamız bizimle beraber. Haluk Savaş hoca da şu anda Skype hattında bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Umarım görüntü rahat iletiliyordur. Hocam gayet net. Kendimi Antep'te hissediyorum şu anda. Antep'tesiniz herhalde şu anda, yanılmıyorsam. Manavdeyiz. Çocuk sesleri de duyuyoruz. Evet. Hocam şimdi malumunuz dün akşam yine dünya bir terör saldırısıyla sarsıldı. İnsanlar katledildi. Çocuklar katledildi. Bu ölen 84 kişinin içinde 10'u da çocuk, 10 kişi de çocuk var. Bu terör saldırılarının genel olarak insanın psikolojisi hem yaşantısına hem de kendi psikolojisine etkisini nasıl olur bunu engellemek için neler yapılmalı, neler tavsiye edersiniz bizlere? Yani terör saldırılarının insanın kişisel yaşamına dair etkisini soruyorsunuz, doğru duydursam. Evet. Yani öncelikle tabii çok büyük bir tehdit insan için, insan hayatı için çok korkutucu bir şey. Hepimiz böyle bir şeye uğramaktan
büyük bir endişe duyuyoruz. İnsan hayatı için, güvenliği için çok büyük bir tehdit terör saldırısı. Bununla baş etmek çok kolay değil. Yani tıpkı savaşlar gibi, depremler gibi, belki onlardan çok daha etkili bir biçimde insan hayatını olumsuz etkileyebilecek bir süreç. Özellikle uyku düzenimizi bozabiliyor. Yeniden benzer saldırılara uğrama riski, korkusu nedeniyle ciddi endişeler yaşamamıza neden oluyor. Bu açılardan önemli bir konu. Bize etkisi, yani kaygı, endişe, olayın tekrar edeceğine ilişkin korkular, benzeri durumlarda karşımıza çıkan bazı sinyallere karşı, yani diyelim ki işte bu Fransa'daki olayı hatırlayın, hani kamyonla üzerine saldırılmış insanlara, kamyon sürülmüş, diyelim ki kamyon gördüğünde ondan korkma gibi veya olayın geçtiği yerde geçememek gibi, olayın cereyan ettiği yerde bulunmaktan kaçınma gibi belirtiler ortaya çıkabilir ve uykuluk sık sık görünür. İşte hipervigilans denilen şey, aşırı uyarılabilir insanlar, çok korkabilir. Tüm bunlar insan hayatı için çok ciddi bir tehdit. Şimdi yani burada bir olaya maruz kalmanın getirdiği şey var, yoğunluk. Buradan kimse kaçınamaz. Yani biz bir saldırının nerede başımıza geleceğini kestiremeyiz, değil mi? Yani sonuçta bir bombanın patladığı bir yer veya işte burada Fransa'daki terör saldırısında olduğu gibi bir caddede adamlar kamyonu üzerimize sürüyor. Bu kestirilemezlik. Yani dünyadaki yaşantımızdaki emniyetin içerisinde çok kestirilemez bir hadise, çok korkunç bir şey. Dolayısıyla yani dünyanın güvenli olduğuna ilişkin yargımız tümüyle yıkılabilir. Yani böyle bir yargımız vardır, doğrudur, yanlıştır, bu ayrı bir husus. Ama aslında temel bir güvenlik duygusuyla yaşarız. Bir düzeyde güvenlik içerisinde olacağımız ön kabulüyle hayatımızı sürdürürüz. İşte bu ortadan kalkıyor. Çok çok büyük bir tehdit. Bu. Hocam peki insanlar, yani görüyoruz işte IŞİD denilen bir baş belası bir şey var. Bir zihniyet var, evet. Bir terör örgütü var. Bunlar kafa kesiyor, insanları canice katlediyor. Fakat son yapılan araştırmada Türkiye'de bu IŞİD terör örgütüne sempatinin inanılmaz yükseldiğini gördük. Özellikle bugün Gezici araştırma ekibinin yaptığı bir ankette, onunla ilgili de arkadaşlar sonuçları verebilirler. Yaklaşık Türkiye'deki %16'lık kesim, yani bu terör örgütüne, bu canilere destek veriyor. İnsanların bunca caniliğe rağmen bu zihniyete destek vermesini nasıl açıklıyorsunuz hocam? Evet. Tabii ki çok ilginç. Buradaki rakamları da şimdi görüyorum ben. Az önce Twitter'da da bakma fırsatı bulmuştum. %23.2'si sempati diyor ve %19.7'si de destekliyor diyor. Benzer rakamlar ve çok daha fazladır galiba Pakistan, Suudi Arabistan gibi ülkelerde de gözleniyor. Bu yani dünyanın gerçekten tabiri uygunsa çivisinin çıktığını gösteren bir şey, gelişme. Ben buna ilişkin bir Twitter anketini de kendi Twitter sayfamda bu sabah itibariyle yayınladım. Galiba bir 300-400 kişi katılmış durumdaydı ankete. En son durumuna bakmadım. Fransa'daki saldırılar karşısında ne hissediyorsunuz diye. Orada bir grup kaygıyla ilişkili cevaplar, bir grup korku, endişeyle, hüzün, kederle, depresif belirtiler diyebileceğimiz belirtilerle ilişkili duygular. Bir satırda da öfkeyle ilişkili belirtileri saydım. Bir satırda da sevindim, mutluluk duydum vesaire gibi bir soru sordum, seçenek sundum ve maalesef katılanların %1'i sevindim, coşkun hissettim veya mutlu hissettim gibi bu seçeneği işaretlemişler. Yani buradaki rakamlar gibi değil ama bu dehşetli bir şey. Yaklaşık işte 400-500 kişinin katıldığı bir anket, son rakamlarını bilmiyorum, yüksek değil ama en azından orada 5 kişinin sevindim, coşku duydum, mutluluk hissettim gibi bir cevabı işaretlemiş olduğunu gördüm. Tabii çok zor, hani tahammülü zor bir şey. Nasıl oluyor? Bazı okuyucular da Twitter sayfasından
buna itiraz etmişler. Hatta bazıları böyle bir anketin neden yaptığımı da sorgulamışlar kendilerince haklı olarak. Fakat insan doğasında böyle vahşete, ne diyelim, ölüme, şiddete yatkın bir tarafta var. Bu dünyanın sonu değil. Daha doğrusu dünyanın başından itibaren insanda olan bir şey. Bu kıyıcılık, öldürmeye yatkınlık hepimizde var. Aslında gündelik yaşamda her gün benzerlerine maruz kalıyoruz. Diyelim ki DAEŞ ya da IŞİD, ben IŞİD'i tercih ediyorum. Galiba Irak, Şam, İslam Devleti'ydi. Onun kısaltması oluyor. Yani IŞİD'in yaptığı kıyıcılığın benzerlerini günlük yaşamda hepimiz birbirimize yapıyoruz. Ben bugün itibariyle bulunduğum şehirde 15 adet okulun kayyıma devredildiğini öğrendim gazetede. Şimdi bakın bu hani ne şiddetli bir şeydir. Mesela benim okulum, bu benim çocuğum bu okullardan birinde öğrenci. Yarın bir gün bu çocuk okuluna nasıl gidecek? O okul nasıl bir okul olacak? Oradaki öğretim kalitesi ne olacak? Bu kıyıcılığın insana karşı, insana ne diyelim, kanla, terörle yapılan kıyıcılığa benzer parçalar içerebileceğini anlamamız çok zor değil. Yani çok benzer örneklerini, bir okulun suyunun kesildiğini, suyu kesilen okulun da ertesi gün suyu kesik diye kapatıldığını yine bugün Twitter'da okudum. Bunların hangisi insana karşı yönelmiş bir kıyıcılık içermiyor? Tamam, içerisinde kan yok. Ama nasıl bir öfkeyle dolu olduğunu anlayabiliyor musun? Evet. Bu nasıl bir şey? Bunu yapanlar hangi ülkede yaşıyorlar? Hangi idareciler? Nasıl bir öfkeyle davranıyorlar insanlara karşı? Bunun IŞİD'in öfkesinden, IŞİD'in üzerinde yükseldiği öfkeden ne farkı var? Geniş insan kitleleri böyle bir ülkede, böyle kutuplaşmaya, böyle ayrımlaşmaya maruz kalan bir ülkede yaşayan geniş kitlelerin bir partiye verdikleri yüksek oy oranları gibi bir terör örgütüne, uluslararası bir terör örgütüne bu kadar sempati beslemeleri çok uzak bir olasılık bu toplum için. Bu çok anlaşılmaz bir şey değil. Günlük yaşamdaki şiddet pekala terörist bir örgütü destekleyecek kadar bir toplumun altının ısındığını gösteriyor. Yani başka türlü nasıl izah edebiliriz? %20-25 oranlara varmış sempati bir terör örgütüne, açık bir terör örgütü. Tüm dünyada açık bir kıyıcılık sergiliyor. Bu Fransa'daki olayda da IŞİD var mı bilmiyorum. İzleyemedim olayı. Bilginiz var mı Fuat Bey? Hocam şöyle, saldırıyı yapan kişi 31 yaşında Tunus asıllı bir Fransız. Evet. Üç çocuğu var, eşinden ayrılmış, çevresindeki komşularının verdiği ifade şu, Müslüman olduğunu bilmiyorduk diyor. Müslüman olduğunu bilmiyorduk. Yani yaşantısının çok İslam'la ya da Müslümanlıkla bir şeyi olmadığı görünüyor. Fakat saldırganlıkla ilgili poliste kriminal olarak yani adli suçlarla ilgili kayıtları var. Fakat yine Fransız istihbaratında bunun bu saldırganın herhangi bir radikal ya da böyle aşırı dinci örgütlerle bir ilişkisinin olduğuyla ilgili bir kanıt yok. Bunu da kendileri açıkladılar. İşte evet, saldırganın doğru ismi. Bir Müslüman ama sonuçta bilinmiyor. Bir örgütle bağlantısı bilinmiyor. Doğru mu? Evet. Ya adı da Muhammed ve Tunus asıllı. Fakat bir örgütle bağlantısının olup olmadığı ile ilgili henüz bir net bir bilgi yok şu ana kadar. Background'unda da böyle bir şey yok yani. Yani dolayısıyla anladım. Yani IŞİD'le bağlantısını kuramıyoruz ama en azından Müslüman kimliğiyle bir düzeyde bağlantı kuruluyor. Bu da hani Batılıların şablonları açısından da, bizim şablonlarımız açısından da aslında gittikçe artan bir bağlantı. Bunu her ne kadar hani Müslümanlar terörist olmaz, İslam'da terör yok, İslam terörü caiz görmez vesaire desek de tüm dünyada Müslümanların nasıl terörle iç içe yaşamaya başlamış olduğunu her gün daha fazla olayla şahit oluyoruz. Yani bizler de Müslüman olarak bunu kabullenmiyoruz ama kabullenmek istemiyoruz ama buyurun Fuat Bey, bir şey söylüyorsunuz. Hocam şimdi biz yurt dışında yaşıyoruz. Yurt dışında herhangi bir yerde, dünyanın herhangi bir yerinde bir saldırı olduğu zaman yani biz Müslüman olduğumuz halde aklımıza ilk gelen bu oluyor. Ya acaba bu saldırıyı yine Müslüman olan biri mi yaptı diye. Bakın çok ilginç bir şey. Ben bu Fransa'daki olayın IŞİD'le bağlantısına dair veya Müslümanlıkla bağlantısına dair herhangi bir yazı okumadım. Bir kelime görmedim. Burada programda size sordum yani çok ilginç bir şey. Evet. Hakikaten çok yoğun bir gün
aslında görüşmelerin vesaire sürüyor ve sizden öğreniyorum şimdi. Yani gerçekten bakın bu terör saldırısı, bu bir terör herhalde. Evet. Örgüte mensup olsun ya da olmasın, insanlara karşı yapılmış bir terör saldırısıdır. Arkasından akıl hastalığı çıkabilir, başka şey çıkabilir, önemli değil ama niteliği itibariyle bu bir terör uygulamadır. Belki tam teknik emniyetçilerin tabirlerine uymuyor olabilir ama yani dehşet uyandıran, o anlamda kullanıyorum kelimeyi, bir terör saldırısıdır. Ve hani körlemesine bunu Müslümanlar mı yaptı, IŞİD mi yaptı diyoruz, bakın Tunuslu bir Müslüman çıkıyor. Bu çok acıklı bir şey. Evet. Yani her birimiz Müslüman olarak bundan tereddüt duyuyoruz ve benzeri sonuçlarla karşılaşıyoruz. Kaldı ki hani İslamofobiden söz ediyoruz uzunca bir süredir, yaklaşık işte 2000'lerin başındaki 11 Eylül saldırısından bu yana çok daha net olarak dünyanın kristalize ettiği ve kavramsallaştırdığı bir şey İslamofobi. Çünkü özellikle yurt dışında Amerika'da yaşayan Müslümanlar, Kanada'da yaşayan Müslümanlar, Batı'da yaşayan Müslümanlar benzer sonuçlara maruz kaldılar. Ama bu İslamofobiyi de biraz dikkatle bakarsak aslında bir düzeyde haklı çıkarabilecek bir şey var. Yani insanların da İslamofobiye kayabileceğini başka bir dinden, başka milletlerden veya inançsız insanlardan, mesela Avrupa'nın kuzeyinde özellikle %80'lere varan ateizmden bahsediyoruz. Yani o insanların Müslümanlara karşı da ön yargıyla davranmalarını destekleyecek çok sayıda örnek var. Burada gözüktüğü gibi. Dolayısıyla şimdi tüm bunlar bakıldığında Gezici'nin anketi, benim kendi anketim, %1'in sevinç, mutluluk, coşku duyması Fransa'daki saldırıdan, tüm bunlar öyle istisnadır, genele teşkil edilemez düzeyinde değil. Yani ben doğrusu kendi Twitter takipçilerim arasında bile o %1'in çok dikkate değer olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten seçkin bir kitle. Yani kendimle beraber andığım için, düşündüğüm için böyle bakmıyorum ama gerçekten eğitim düzeyi çok yüksek. %65'i yurt dışında bulunmuş. %88'i üniversite üzerinde doktora vesaire eğitim yapmış bir kitle. Kendi yaptığım anketlerde görüyorum ama bu grubun içerisinde bile %1 bir terör eylemine ne coşkuyla bakan insanların olması dehşet verici. Ama Gezici anketiyle de örtüşüyor. Buyurun. Hocam, dediğiniz çok doğru. Fakat bugün Türkiye'de TRT'nin bir belgeselinde canlı bombayı teşvik eden bir söylem oldu. Aylar sonra bununla ilgili Rütük harekete geçti. Yine bir videoyu isterseniz beraber izleyelim. Yine bir televizyon kanalında El-Kaide ve 11 Eylül saldırılarını öven, bunun normal olduğunu söyleyen insanlar çıktılar, konuştular ve bununla ilgili de bir yaptırım olmadı. İsterseniz o videoyu izleyelim, ondan sonra üzerine konuşalım hocam. Tabii, buyurun. Şimdi burada senin farklı bir görüşün var galiba. Yani bu Müslümanların lehine olan bir durum, bu eylemler. Yani bir halk saldırıya uğruyorsa bunun karşılığını her yerde verme hakkı vardır. Ama gidip bir kulüpte 50 kişi öldürmek de mi yapacak bu hakkı? Valla bunun takdirini orada ölen insanlar yapar, ben değil. Ama biz bunu dışarıdan şimdi, baktığımızda bunu biz bir ölçüye vuracağız. Ya elbette ki vuracağız bu ölçüye. O ölçüye ama, vurduğumuzda bize ne diyor? İyi yaptılar diyebiliyor musun? Mesela. Valla yani, ben... Ya da olması gerekiyor. Olabilir. Dediğim gibi bu saldırıyı bilmiyoruz. Detaylarını bilmiyoruz. Şahsın kimliğini işte bilmiyoruz ama bazı saldırılarla ilgili elbette ki. Ya bu saldırı bir sonuçtur, onu ben de kabul ediyorum ama sonuçta, bunun sonucunun karşılığı mı olmalı? Müslümanların da lehine olduğunu düşünüyorum. Hangi bakalım saldırılar mesela Müslümanların lehine olan düşündüğünüz? Ya 11 Eylül böyle bir saldırıdır. Müslümanların lehine. Tabii ki. Şimdi şöyle ya, biz... Nasıl bunu söyleyebiliyorsun? Ya mesela yani, ne lehine oldu 11 Eylül'den sonra? Şudur, 11 Eylül'den önce lehine olan ne oldu? Müslümanlar artık karşılık verebildiklerini gösterdiler. 11 Eylül'le. Elbette ki. Önemli bir şeydir. Hayır, ondan önce de Amerika İslam beldelerini vuruyordu zaten. Vuruyordu ama 11 Eylül bahanesiyle hayır, bahane belki değil. 5 katı, belki 10 katı Müslüman katledildi yani. Sayı olarak çok bir farklılık yok öncesiyle sonrası arasında. Peki Müslümanlara yayılan tarafı neresi? Şudur, Müslümanlar artık bedel ödetiyorlar düşmanlardan. Ya. Danimarka'da karikatürler yayınlandı. Başka İskandinav ülkelerinde karikatürler yayınlandı. Fransa'da karikatürler Çağrı yayınlandı. Çağrı Hepto'ya kadar davet etti o. Peygamber Efendimiz'le ilgili çok ağır, hakaret, küfür dolu karikatürler yayınlandı. Doğru mu? İslam ülkelerinde buna yönelik tepkiler oluştu. Afganistan'da falan insanlar öldü. Protesto gösterileri sırasında Pakistan'da insanlar öldü. Türkiye'de çok ciddi protestolar yaşandı. Doğru mu? Bütün İslam dünyası ayağa kalktı. Eser Şeyh'i itirazda bulundu. Bakın bu kutsalımıza saldırıdır, saygısızlıktır, yapmayın dendi. Buraya kadar doğru değil mi? Makul. Mütedeyyin.
orta yolcu tepkiler gösterelim. Batı'ya yönelik. Dediler ki yapmayın kardeşim, bakın yapmayın. Bu bizim kutsalımızdır, bizim değerlerimize saldırın. Batı ne dedim? Düşünce özgürlüğüdür, karışamayız. Sadece size değil, İsa'yla da, Hazreti İsa'yla da dalga geçiyoruz. O da bizim meselemizdir. Evet. İsa da bizim peygamberimizdir. Onunla da dalga geçirmemeliyiz. Bütün İslam dünyası ayağa kalktı. Protesto gösterileri yapıldı. Karşılığında ne oldu? Öğüt aldık. Dediler ki siz Müslümanlar biraz daha medenileşin. Peygamberinizle ilgili biz böyle hakaretlerde bulunuruz. Siz bunu yutmak durumundasınız. Dediler. Sonra iki tanesi gitti. Bedel ödettiler. Bakın ondan sonra yapmıyorlar. Charlie Hebdo'nun genel yayın yönetmeni açıklama yaptı o süreçten sonra. Biz bundan sonra tırnak içinde onun ifadesiyle Muhammed'le ilgili karikatür çizmeyeceğiz dedi. Bakın bir sonuçtur bu. Başka türden anlamıyorlar. Aksine değil, bu teknik bir mesele ama sadece şu kadarını söyleyeyim. Bunu ben anlayamıyorum. Bak. Bu tek bir mesele. Burada konuşamayız bu meseleyi ama şunu söyleyeyim. Saldırı cihadıyla savunma cihadının fıkhi durumu farklıdır. Bir belde fethederken uyacağımız kurallarla savunma altındayken uyacağımız kurallar birbirinden farklılık gösterirler. Bakın İslam'da sivil ayrımı yoktur. Masum vardır, muharip vardır, gayri muharip vardır. O insanların masum olup olmadığı, muharip olup olmadığı, gayri muharip olup olmadığı bunlar teknik meselelerdir. Hocam video bilmiyorum ses geldi mi size ama şöyle özetleyeyim. Arkadaş diyor ki Hasan Açıkalın isimli bir arkadaş. Bu kişinin 11 Eylül saldırısının yıl dönümünde attığı bir tweet de var. Onu da ekrana vereyim. Diyor ki bu normal, Müslümanların, insanların kendilerine savunma hakkı var. Ondan dolayı böyle eylemlere girişmesi normaldir. Ve bunu televizyonda insanların izlediği bir kanalda rahat rahat söyleyebiliyor. El-Kaide'yi övüyor. İşte El-Kaide, IŞİD'den önce El-Kaide vardı. Aynı zihniyetin temsilcisi. Ve bu bugün Türkiye'de televizyonlarda yayınlanıyor. Ülkedeki devletin televizyonu canlı bombayı kutsallaştırıyor. Teşvik edici yayınlar yapıyor. Diğer televizyonlarda da işte şu anda mübarek Manhattan gazvesinin 14. yılı, Allah başta Üsame Bin Laden olmak üzere emeğe geçen herkese rahmet etsin diyerek atılmış bir tweetin sahibi de ekranlarda bu şekilde bir konuşma yapıyor. Sonuç? Bu biraz evvel hani masum vardır, işte muharip vardır, muharip olmayan vardır diyen arkadaş galiba. Evet, evet. Şu an sonunda bitirme cümlelerine sahip olan kişi galiba. Evet, yani bu komik filan diye dememizin çok ötesinde bir durum. Makul, medeni, meşru bir düzenin sürdüğü bir ülkede bunları yazan, çizen insanların bulunması, yani ne diyelim, dehşet verici bir şey. Yani şimdi bu cümleleri yazan bir kişinin bizzat bir yerde bomba patlatan kişiden farkının ne olduğunu birileri bana söylesin. Daha tehlikeli hocam, birkaç kişiye de sebep oluyor yani. Şimdi bu kişi hangi televizyon, o bilmiyorum, dikkatimi çekmedi, nerede konuşuyor. Şimdi bu insanlar yazar, çizer, televizyoncu vesaire olarak dolaşıyorlar bu ülkede. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun adı cinayete azmettirmektir, teröre azmettirmektir. Bu ülkenin savcılarının yapacak başka işi yok mu? Bunları görmüyorlar mı? Dehşet verici bir şey. Yani şurada şaşırdım gerçekten. Ben burada konuk olarak katılıyorum ama gerçekten çok sinirlendim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle hocam, bir şey olabilir. Hocam şimdi geçenlerde yine bu konuyla ilgili Türkiye'deki bu IŞİD sempatisinin artması, hı-hı, Türkiye'de insanların artık canlı bombaları, bombaların, patlamaların, özellikle Antep mesela IŞİD'in merkezi olarak ifade ediliyor. Çok sayıda Suriyeli var o ülkede. Selçuk Şirin Hoca'nın yaptığı bir konuşma vardı. Orada özellikle gelecekte şu andaki çocukların, yani Suriyeli çocukların gelecekte Türkiye adına çok ciddi sorunların kaynağı olabileceğini, eğer eğitilmezse, eğer sahip çıkılmazsa noktasında. Siz bir psikolog olarak da, Antep'te o olayların merkezinde yaşayan bir insan olarak da bu Suriyeliler meselesi Türkiye'nin hem insan, hem de sosyolojik, hem de insanların psikolojisi adına ne türlü travmalara neden olduğunu görüyorsunuz? Onunla ilgili de biraz konuşabilir misiniz? Tabii ki.
Şimdi öncelikle bir cümleyle başlayayım. Bundan yaklaşık birkaç ay önce daha işte bu kilise henüz bombalar atılırken bütün medyada bombalar düştü, füze düştü falan diye ifade ediliyordu. O zaman küçük 12 yaşındaki bir çocuk, benim oğlum Giray dedi ki baba bu savaş Antep'e gelirse ne yaparız? Yani bakın 12 yaşındaki bir çocuk yani 60 kilometre ötede, 50 kilometre ötede düşen füzeleri, bombaları fark ediyor ve kendi yaşadığı şehre gelirse ne yapacağını merak ediyor. Yani bir korkuya kapılıyor. Nitekim bir süre sonra Gaziantep Havaalanı'na da bir roketin düştüğü, atıldığı söylendi. Ve sonrasında da herkesin bildiği galiba Mayıs ayındaydı. 1 Mayıs'ta Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir bombalı saldırı gerçekleşti ve 3 polis memuru şehit oldu. Ve daha fazla yaralanan insan oldu. Yani bizzat hani oğlanın ifadesiyle, Giray'ın ifadesiyle bu şehre bir düzeyde savaş gelmiş oldu. Terör saldırısı ama çocuğun algısına göre savaş. Dolayısıyla küçücük çocuklar bu durumdan etkileniyorlar. Şehir civarında 400 bin kadar Suriyelinin yaşadığı biliniyor. Galiba Kilis'te Suriyelilerin nüfusu yerel ahalinin nüfusunu çoktan geçmiş durumda. Gaziantep'te biz sokaklara çıktığımızda yani evimize en yakın genişçe parkta dolaştığımızda Türklerden daha çok Suriyeli dindaşlarımızı görüyoruz. Bizim mahallemizde açılmış Suriyeli lokantalar, pastaneler vesaire var. Onların işlettiği. Zaman zaman gidiyoruz da. Fakat şehirde gittikçe bu basınç yükseliyor. Özellikle iş alanındaki daralma çok sayıda. Çalıştığım manayen bulunduğu apartmanda bile, otoparkta bile birçok yerde Suriyeli insanlar çalışıyorlar. Şehirde hem genel anlamda Suriyeli nüfusun artışının yol açtığı sosyoekonomik problemler, yani mesela işsizliğin artıyor olması kendi başına önemli bir sorun. Ama her halükarda hani milletçe buna tahammül etmeye çalışıyoruz. Fakat çok daha önemlisi şu an Suriyeli zannettiğimiz Arap kişilerin içerisinde Suriyeli'den daha çok olmayabilir belki ama önemli sayıda IŞİD'liği de barındırdığını hissediyor olmamız. Bunu yeni değil. 5-6 ay, 1 sene, 2 sene öncesinde de markette, AVM'de karşılaştığımız insanların kılık kıyafetinden anlamamız mümkün oluyordu. Mesela Suriyeli erkeklerin giyim kuşamı bize benzer. Genellikle kot pantolon giyerler, üstlerinde tişört, gömlek vesaire. Giyim kuşam hani en kuzeyde sayılabilecek Araplar olduğundan Türklere ve Avrupa giyimine en yakın topluluktur, onu söyleyebilirim. Kadınlar da başlarında örtü olur, üstlerinde kot pantolon vesaire olur. Yani öyle çarşaf vesaire kullanan kadınlar da çok azdır ve giyip kuşam bellidir. Suriyelilerin bir stili vardır. Ama şehirde Suriyelinin bu stilinin çok ötesinde giyim kuşama sahip olan insanlar dolaşıyor. Ben asla örtüye ve örtünün herhangi bir biçimine karşı bir insan değilim. İnsanlar çeşitli milletlere, dinlere mensup olabilirler. Giyim kuşamları, onların yerel örtüleridir, yerel kıyafetleridir. Kimseyi ilgilendirmez birinci derecede. Beni de ilgilendirmez. Fakat ben bu en son Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırıdan önce bu civarda muayenehanem vesairenin olduğu ki muayenehanem Emniyet Müdürlüğü'yle karşı karşıya benim. Ve bu caddede, tramvay caddesi üzerinde bir gün ardı sıra 50'şer metre arayla yani özellikle Yemenli hanımların giydiği stilde işte burka da denilebilen kıyafet bir tür peçe 50 metre arayla 3 adet birbirine benzer fizikte kadınla karşılaştım ve biraz tedirgin oldum. Çok geçmedi bu bomba da patladı zaten Emniyet Müdürlüğü'nde. Emniyet Müdürlüğü'ne de kısa süre önce bir ziyarette bulmuştum. Özetle şimdi kimsenin kıyafeti beni gelmiyor tekrar söylüyorum. Fakat mesela o hanımların kıyafetleri de Suriyelilerin kıyafetlerine benzemiyor. Suriye'de öyle giyinenler yok. Ben bunların önemli oranda daha başka unsurlar olduğunu, bunların içerisinde IŞİD de olabileceğini, Arap ülkelerinin daha değişik merkezlerinden gelmiş insanlar olabileceğini de düşünüyorum. Bir kere şehirde bunlarla ilgili ciddi bir takip yapılıp yapılmadığı çok şüpheli. Çeşitli duyumlar alıyoruz. Daha önce duydum. Yani bunu emniyetin içerisinden de duydum. Açıklıkla söyleyeyim. Yaklaşık 5-6 yıldır yeterince takipte tutulmadıklarına, yeterince değil takipten çıkarıldıklarına dair şeyler de duydum. Ama bunlar duyumdur. Bir resmiyet taşır mı taşımaz mı bilmiyorum. Fakat bu şehirde yaşayan insanlar olarak her birimiz ciddi güvenlik tehdidi altındayız.
Evvelki gün itibariyle bu şehirde bir polis memuru bir IŞİD mensubu tarafından vuruldu. Gittikçe burada gerilim artıyor. Henüz sokağa yansıyan bir şey yok. Ama insanlar güvenlik tehdidi de hissetmeye başladılar. Burada bir gazeteci bundan yaklaşık bir ay kadar önce çok ciddi bir saldırıya uğradı. Bıçaklandı bir IŞİD mensubu tarafından. Yine sınır tanımayan gazeteciler tarafından bu konunun dikkate alındığı, izlendiğini biliyoruz. Ama yetkililer yeterince ilgileniyorlar mı onu bilmiyoruz. Mesela Murat Güreş, buradaki bir gazetenin, Güncel Gazetesi'nin yayın yönetmenidir. Aynı zamanda Twitter'da, Facebook'ta yayınlar da yapmaktadır. Bu basın mensubunun burada bıçaklandığını biliyoruz. Tüm bunlar, yine Suriyeli bir gazeteci, çok sayıda olay duyuyorsunuz. Bu şehirdeki terör basıncını artırıyor. Yarın bir gün neler olacağını kestiremeyiz. Ahalinin tansiyonun yükseldiğini söyleyebilirim. Ama sokağa ne kadar yansır bilemiyorum. Gerilim artmaktadır. Özetle bunu söyleyeyim. Evet. Bu dediğinizi teyit eder bir şey de bugün Metropol bir araştırma yaptı. Metropol'ün bakabildiniz mi bilmiyorum hocam. Araştırmasında soru şu. Türkiye'nin nabzı Mart 2016. Mart ayının sonuçları bu. Soruların en önemli sorusu şu, deniliyor ki Türkiye'ye sığınan Suriyeli sığınmacılara TC vatandaşlığı verilmesini onaylar mısınız? Soru bu, biliyorsunuz son zamanlarda da bu konu çok gündemde. Bu konu daha şey yapılmadan, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilmeden yapılmış bir araştırma. Kasım 2014'te yapılan aynı ankette evet onaylarım diyenler %13.9, Mart 2016'da 9.6'ya gelmiş bu. Hayır onaylamam diyenler %81.2'den 82.9'a gelmiş. Suriyelilerin sığınmacıların TC vatandaşlığının verilmesini kabul eder misiniz sorusu. Özetle bu kadar yıl sonra yapılmış, yani iki araştırma aralığı ne kadar acaba? İkincisi yakın araştırma, diğeri ne zaman yapılmış? Yani ilk rakam Kasım 2014. Evet. Kasım 2014 ile Mart 2016. 2 sene geçmiş yaklaşık hocam. Evet. Rakamlarda değişiklikler var ama özellikle hani onaylarım oranının düştüğünü görüyoruz. Onaylamam oranının çok küçük arttığını görüyoruz. Bu ilginç bir şey. Evet. Aslında çok daha büyük rakamlar beklenir. Ben de kendi yaptığım ankette %70 küsürün onaylamadığını, yüzde geri kalanların yarısının mecliste bir oylamaya gerektirdiğini, diğerlerinin de referandum yapılması gerektirdiğini ifade ettiklerini hatırlıyorum. Ama rakamlar %80-90 civarına gidiyor. Evet, buyurun. Yine hocam partilere oy verenler arasındaki, yani IŞİD'li Suriyelilere vatandaşlık verilmesi noktasında ne düşünüyorsunuz? AK Partililerin %77'si hayır verilmesin demiş. CHP'lilerin %97'si, MHP'nin %94'ü, HDP %68, ortalamada da Suriyelilere vatandaşlık verilmesi noktasında halkın söylediği %82.9 hayır verilmesi noktasında çıkmış sonuç. Bu sonuçlar ortadayken Türkiye'nin Suriyelilere vatandaşlık vermeyi planlaması, vereceğiz demesi, siz yine söylediğiniz halkta henüz bir etki ya da böyle bir tepki meydana gelmedi. Bu sonuçlar halkın tam biriktiğini mi, yani öfkenin böyle artık patlamaya yakın noktaya mı geldiğini, yoksa halk bir şekilde ikna edilerek yine Suriyelilere, 3 milyon Suriyelilere vatandaşlık verirse de ses çıkarmaz mı şu andaki durumda? Aslında bunun hani tam da bölgede yapılması gerekiyor böyle araştırmaların. Galiba bir siyasi partinin, CHP'nin şimdi böyle bir çalışması var Gaziantep'le ilgili. Bölgedeki araştırmaların daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de vatandaşlık vermek tabii ki önemli ama öncelikle Suriye'den gelen mültecilerin daha yoğun olarak yerleştiği şehirlerde bu sorun çok daha önemli. Benim kişisel kanaatim, milletçe buna karar verebiliriz. Bununla ilgili referandum yapılabilir. Belki mecliste de oylanabilir ama meclisin artık hani neredeyse tek kanatlı bir yapıya dönüştüğünü görüyoruz. Ama bölge halkının görüşünün referandum, Türkiye nezdinde yapılacak referandum kadar değerli olacağını düşünüyorum. Çünkü aslında tamam, vatandaşlık tüm Türkiye yüzeyi için geçerli bir şey veriliyor, imtiyaz veya imkan sağlanıyor ama sonuçta yine Suriyelilerin de en çok yaşadığı,
yer bu bölge hali hazırda. Dolayısıyla bölgedeki halkın nasıl etkileneceği Türkiye'de mesela söz gelimi Bayburt'taki halkın ne kadar etkileneceğinden çok daha fazla önem taşıyor. Diyelim Rize'deki, Artvin'deki vatandaşın ne kadar etkileneceğinden daha fazla önem taşıyor. Sadece bu nüfusun nasıl dağılacağından hareketle veya şu ana kadar nasıl dağıldığından hareketle bunu söylüyorum. Mevcut mülteci dağılımına göre. Dolayısıyla her halükarda böyle bir karar bir kere referandumla verildi. Hiçbir biçimde öyle bakanlar kurulunun, meclisin veya bir şahsın kararıyla bu işin olmayacağını herkesin bilmesi gerekir. Türkiye'de olası kırılma noktalarından birisinin bu Suriyeli Suriyeli kişilere, yani mültecilere vatandaşlık verilmesini nin olabileceğini tahmin ediyorum. Bunu Türk halkının böyle kolaylıkla kabul edip geçeceğini zannetmiyorum. Yani bugüne kadar her alanda hani koyun gibi ifadesini sık sık kullanıyor insanlar. Ben bunu vatandaşlarımız için uygun görmem. Hiçbir partinin seçmeni için de uygun görmem. Kolayca ikna edilen kitlelerin bu sefer o kadar kolayca ikna edilemeyeceğini, bunun ciddi bir vatandaşlık meselesi olduğunu anlıyorum. Her halükarda bir kesim insan, burada az önceki rakamlarda da görüldüğü gibi, bunu kabulde daha yüksek bir onay verebilirler. Ama galiba AKP'lilerin bile çoğunluğu onaylamıyordu değil mi? Ben şimdi rakamları biraz daha... %77'si. Yani 77'si karşı galiba. Evet. Yani bu kadar basit. Şimdi sizin size en yakın ve rahatlıkla manipüle ettiğiniz kitlenin %77'si bile hayır diyor. Siz bunu yapamazsınız. 3 milyon insana vatandaşlık veremezsiniz. Halka rağmen. Böyle bir şey olmaz. Ama ne yaparsanız 3 milyona vereceğim deyip birkaç bin özellikli kişiye, ne demek istediğimi herkes anlayabilir, vatandaşlık verebilirsiniz. Bu özellikli kişilerin hani Rıza Zerrab üzerinden düşünürsek kimler olabileceği ekonomik açıdan. Yine başka örnekler burada zikretmek istemediğim, Türkiye'nin son zamanlarda birlikte olmakla suçlandığı kişileri düşünürsek kimler olabileceğini rahatlıkla tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla bu bir ne derler, ölümü gösterip sıtmaya razı etme stratejisidir her şeyden evvel. Ben bunun mali açıdan imkanları olan insanların Türkiye'ye bir şeyler karşılığında vatandaşlığı alınacağını böyle söylüyorum. Çok yani bu kadar ifade edebilirim. Bir de diğer Türkiye'nin suçlandığı konularda Türkiye'nin işbirliği yaptığı söylenen meşruiyeti sorgulanabilecek gruplara vatandaşlık sağlanabileceğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet hocam, gayet iyi anladım. Konunun özeti bu bence. Dolayısıyla buna kim kalkışıyorsa, kim irade beyan ediyorsa, karşısında da vatandaşın, halkın iradesini bir düzeyde bulabileceğini hesaba katması gerekir. Evet. Bu kadar. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldınız. Çok yoğunsunuz. Buna rağmen vakit ayırdınız. Tekrar çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok büyük bir memnuniyetti Fuat Bey. Biz de teknik imkanlarımızı son anda hazır edebildik programa. Özür dileriz bunun için. Estağfurullah hocam. Sizi biz uykuyu tavsiye eden tweetlerinizle takip etmeye devam edeceğiz. Gerçekten uyku önemli. Son bir soru sorabilir miyim hocam size? Ne demek? Tabii ki. Buyurun. Hocam peki ülkedeki bu kadar bölünmüşlük, insanların birbirine tahammülü kalmadı gibi görünüyor. Yani yurt dışından bakılınca öyle görünüyor. Bilemiyorum ülkede nasıl, ama bu kadar bölünmüşlük, bu kadar insanların tahammülsüzlükleri birbirine, bu kadar insanların böyle nefretle dolu olması bir şekilde tedavi edilebilir mi? Bir şekilde izale edilir mi? Yani gelecek adına bu sorunu nasıl çözebiliriz? Çözülür mü hocam? Siz bir psikolog, aynı zamanda insanların içinde olan, siyasetle de ilgilenen biri olarak. Evet. Ben bir tahsihte bulunayım Fuat Bey. Psikoloji ilgilendiğim bir alan, psikoterapistim aynı zamanda. Ama ben psikiyatri profesörüyüm, tıp doktoruyum. Esas alanım psikiyatri. Psikolog meslektaşlarımızın da alanlarını ihlal etmek istemem. Ama sosyal bilimlerle de uğraşıyorum. Sosyoloji ve antropoloji yüksek lisansım var. Dolayısıyla sorduğunuz konularla ilgiliyim. Siyasette de uğraşıyorum. Sonuç olarak her ülkenin başına böyle hadiseler gelebilir. Yani son 5-6 yıldır yaşadığımız şey gerçekten çok ağır bir biçimde, en azından toplumun zihninin ve psikolojisinin bölündüğü bir süreçtir. Türkiye zihinsel olarak bölünmektedir. Yani çok şükür henüz coğrafi olarak bölünmüş değiliz. İnşallah da hiçbir zaman olmaz böyle bir şey. Fakat zihinsel açıdan bu toplum bölünüyor, parçalanıyor.
Ve bunun için özel bir gayret var, stratejik bir gayret var ve maalesef, neyse o cümleyi sarf etmeyeyim, önemli güçler bu alanda kullanılıyor. Yani böyle söyleyeyim. Evet. Yani ancak bu kadar bir insan topluluğunun zihni bölünmeye çalışılır. Sistematik olarak bölünmeye çalışılır. Tüm bunlar yapılıyor ama insanoğlu yüce bir varlıktır, yüksek bir varlıktır. Onun öfkeyle, şiddetle barışık olan tarafı kadar program başında ifade ettiğimiz birleşmeyle, bütünleşmeyle ve barışla bütünleşik tarafı da vardır. Dolayısıyla iyi idareciler geldiğinde, iyi siyasetçiler olduğunda topluma yeniden bütünleşmeyi telkin eden insanlar olduğunda bu karmaşık durum rahatlıkla ortadan çıkacaktır. Sadece şunu hatırlatayım. Yani 12 Eylül sonrasında, darbe sonrasında o güne kadarki bölünmüşlüğü aşmak için nasıl basit bir siyasal sembolle, yani Sayın Özal'ın hatırlayın, elini havada kavuşturmasıyla, 4 Eylül'ü birleştiriyorum demesiyle, bakın bu çok basit bir hamledir. Belki yani Özal'ı yüzlerce açıdan eleştirebiliriz. Ben de eleştiririm doğrusu. Ama bakın bir toplumda bütünleşmeyi sağlamanın temel yollarından birisi liderlerinin topluma barış ve bütünleşme mesajlarını samimi olarak iletmesidir. Bunu yaptığımız müddetçe ve buna yönelik stratejiler güdüldüğü, psikiyatri, psikoloji ilminin, sosyoloji ilminin verileri kullanıldığında bunların hızlıca işletilebilip başarılabileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Eyvallah hocam, çok teşekkür ederim. Sizlere çok tekrardan teşekkürler, sizlere iyi günler diliyorum. Yine konuk olarak almak isteriz. Daha uzun süreli, daha değişik, daha güzel konuları konuşmak ümidiyle diyeyim hocam. Tekrardan çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum, başarılar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Savaş hocamızı uğurladık. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Gerçekten önemli. Özellikle son söylediği cümleler çok önemliydi. Toplum evet şu anda Türkiye'de gerçekten bir bölünmüşlük yaşıyor. İnsanların birbirine tahammülü yok gibi. Programda söylediğimiz gibi insanlar arasında kafa kesen bir zihniyetin popüler hale geldiği, insanların bu zihniyete sempati duymaya başladı. Bu sempati duymanın ötesinde artık insanların bu zihniyete doğru kaydığı bir günleri yaşıyoruz. Bir zamanı yaşıyoruz ne yazık ki Türkiye'de. Bu bölünmüşlük çok şükür şu ana kadar bir toprak bölünmesine, bir fiili bölünmeye neden olmadı. Fakat insanların zihinlerinin çok ciddi noktada bölündüğünü ifade etti Haluk Savaş hocamız. Fakat önemli bir şeyi, gerçekten bir detayı bir defa daha üzerine basarak söylemek gerek ki liderler, doğru liderler gerçekten toplumu birleştirme, toplumdaki insanları bir araya getirme, beraber yaşama kültürünü aşılamak isteyen ve bununla Türkiye'ye ve yaşadığı ülkeye barışı ve huzuru getirmek isteyen liderler eğer bu toplumun başına gelirse, bu ülkenin başına gelirse yeniden toplumdaki bu bölünmenin, toplumdaki bu tahammülsüzlüklerin, insanların birbirine karşı olan kin ve nefretlerinin ortadan çok çabuk bir sürede kalkacağını ifade etti. Bunlar bazen bir simgenin, bazen bir sembolün, bazen bir söylemin etkisinin ne kadar önemli olduğunu Turgut Özal örneğinden verdi. Biliyorsunuz 12 Eylül'de sağ sol olayları vardı. İnsanlar yine bugün olduğu gibi kamplara bölünmüştü. Fakat hemen ardından Özal'ın bir sembol olarak ellerini bir araya getirerek bütün insanları, sağcısı, solcusu, eğilim, kaç eğilimdeyse insanlar bunları bir araya geldiğini ifade eder bir sembolün insanları tekrar bir araya getirmek için etkisini gördüğünü söyledi. Bu ülke insanının yeniden gerçekten düzgün liderler, gerçekten insanları düşünen, insan hayatına değer veren, sadece kendisini, kendi etrafındaki insanların çıkarlarını, kendi saltanatını, kendi rant kapılarını, kendi ideolojisini, ideolojisi nasıldır aslında, bir tek ideolojisi var şu anda ne yazık ki Türkiye'yi yöneten insanların, o da çıkar, menfaat ve rant, başka bir ideolojilerin olduğunu zannetmiyorum.
sadece bunları düşünen insanlar değil, gerçekten bu insanlığı, bugün Türkiye'deki insanların yaşamını düşünen, Türkiye'deki insanların huzurunu, istikrarını, barışını ve güvenini ve saadetini düşünen insanlar lider olarak bu ülkenin başına gelirse, bu ülke insanı yeniden bu kaybettiği birliğini, beraberliğini, huzurunu ve istikrarını çok kısa bir zamanda kazanacaktır. Programın başında Fransa ile başladık. Halbuki dün özellikle Can Erzincan TV'de biliyorsunuz Can Erzincan TV'de şu anda TürkSat'tan indirilecek. Bu ayın 16'sına kadar mühlet verildi. Türkiye'de işte insanların gerçeği, doğruyu görmemesi, duymaması, öğrenmemesi adına medyaya yapılan baskıların, medyaya yapılan karartmaların yeni bir halkası olarak inecek. Bununla ilgili Can Erzincan TV'de dün Ahmet Altan'ın konuşması vardı. Uzunca bir program vardı. Bunun üzerine de önümüzdeki günlerde konuşmamız gerekiyor. Fakat hemen Emre Demir'e dönüyoruz. Fransa'ya, Fransa'daki saldırıyla ilgili son bilgileri almaya. Emre Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Geçmiş olsun diyeyim, teşekkür ediyorum. Şimdi son bilgileri sizden alabilir miyiz? Son ölü sayısı, Fransa'daki yetkililerin, Başbakan Hollande'ın açıklaması, bununla ilgili detayları sizden alabilir miyiz? Evet, şimdi her şeyden önce Paris Başsavcısı François Molins bir açıklama yaptı. Adli soruşturmayla ilgili ilk açıklama olduğu için soruşturmanın başlangıcı bir anlamda. Onu özetleyelim. Şimdi saldırganın kimliği 31 yaşında Tunus vatandaşı, Tunus'ta doğmuş. Fransa'da süresiz oturum var ancak Fransız vatandaşı değil. Muhammed Buhlel isminde bir saldırgandan bahsediyoruz. Kendisi de kendi geçimini sağlamak için kamyon şoförlüğü yapıyormuş bir nakliyat şirketinde. Eşinden kısa bir süre önce boşanmış. Ve hiçbir terör soruşturması yok hakkında. İstihbarat servisleri tarafından da takip edilen bir isim değil. Daha da ilginci, komşuları ve yakın arkadaşı var Muhammed. O televizyonlarda bugün Fransız medyasında konuştu. Anlattığı kadarıyla hiçbir şekilde dini bir hayatı yok. Namaz, oruç vesaire böyle bir şey de yok. En büyük hobisi salsa, salsa dans, profesyonel masada kurslarını alıp salsa dansı yapan birisiymiş. İşte vücut geliştirme salonlarına çok sık giden partiler, işte genç kızlar ilgi alanını bu şekilde tarif ediyor yakın arkadaşı. İslamiyet'te hiç bilgisi olmadığını veya dini hayatta herhangi bir bilgisi olmadığını ve radikalleşmenin herhangi bir emare görmediğini söylüyor yakınları. Tabii bunları ilerleyen safhalarda daha net göreceğiz ancak şaşırtıcı bir durum değil. Baktığımızda Charlie Hebdo saldırısını yapan Kuvaşi kardeşler ya da 13 Kasım'daki büyük terör saldırısındaki tutuklanan Salah Abdüselam ve arkadaşları hepsi genelde bu profilde. İşte birkaç yıl öncesine kadar esrar satıcılığı yapan, içki içen, hiçbir dinle şeyle alakası olmayan insanlar kısa bir süre içinde radikalleşip bu hüviyete kazanabiliyor. Tabii şunu da not düşelim. Hala IŞİD üstlenmedi. Fransa'da da resmi olarak IŞİD'i henüz suçlamadı. Bilmiyoruz kesin olarak ama tabii bütün işaretler IŞİD tarzı en azından bir yapının sempatizanı, yalnız kurtta olma ihtimali yüksek birinin yaptığını gösteriyor saldırıyı. Önümüzdeki günlerde daha net bilgi edineceğiz. Onun dışında yine öğrendiğimiz bilgi net rakam vermek gerekirse 84 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 10 tanesi çocuk, 10 çocuk hayatını kaybetti büyük saldırıda. Bu yaralılar 188 ancak 25'i ağır durumda yani ölümle yaşam arasında gidiyor. 12 tanesi de koma, 12 kişi de komada. Yani bilanço açıkçası kayıp bilançosu daha da artabilir. İşte 13 Kasım 2015'te yaşanan terör saldırılarında toplamda 131 kişi ölmüştü Fransa'da. Yine belki 131 olmasa da en azından 100'ü geçecek boyutta bir manzara görünüyor. Dileriz ki öyle bir şey olmaz inşallah. Daha büyük kayıplar yaşanmaz. Fransa tabii olayın şoku içerisinde. Şimdi kendi soruşturmadan verilebilecek detaylar bunlar. Tabii en çarpıcı olan kısmı istihbaratın takibinde olmayan birisi olması. Yani bu insanları tabii çok düşündürücü ve korkutucu bir şey. Yani ismi Muhammed olan herhangi birisi böyle bir saldırı yapabilir diye bir şey oluşturuyor ortalama bir Fransızın kafasında. Bu çok üzücü ve düşündürücü tabii. Yani herhangi bir radikal elbette bağ yok. Herhangi bir camide gidip radikalleşmiş değil. Hatta dindar bile değil arkadaşlarımın altına göre. Ama böyle bir hadise yaşanıyor. Potansiyel olarak Müslüman ismi taşıyan herkesi Fransa'da bir anlamda olan şüpheli haline getiriyor. Yani bu çok yanlış bir şey olmakla beraber
Ortalama bir Fransızın gözünde böyle bir durum ne yazık ki oluşabilir. Yani şimdi ben Fransızların kafasının gözünden baktığımda şunu görüyorum. Yani siz Fransa'da yaşıyorsunuz. Her an kahve içerken, bir kafede otururken öldürülebilirsiniz. Konser salonunda rock grubu dinlerken öldürülebilirsiniz. Katliama maruz kalabilirsiniz. Statta maç izlerken canlı bomba saldırısına maruz kalabilirsiniz. Veya havai dün olduğu gibi havai fişek gösterisini izlemeye gitmişken çoluğumuzla çocuğumuzla bir tır üzerimizden geçebilir. Açıkçası bu tabii bizim Türkiye'de 30 yıldır terörle yaşıyoruz ama Fransızlar açısından çok büyük bir şok bu ve her şeyi sorgulatan ve her şeyin önüne güvenlik anlayışını getirecek ve zamanla da tabii ki sosyolojik anlamda ağır sonuçlar, politik anlamda da ağır sonuçlar doğurabilecek bir olağanüstü dönemden geçiyoruz. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük can kaybının yaşandığı dönem bu. Yani 19 ay içinde 10 tane terör saldırısı oldu. 3'ü büyük terör saldırısı. Ve bu kadar can kaybının yaşandığı bir dönem olmadı Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana. Bu anlamda tabii pek çeşitli bir durum değil. Ama tabii insanlar bir yandan da dayanışma duygusuyla ayakta kalma, başını eğmeme duygusuyla da hareket ediyor yani. O anlamda da takdir etmek lazım. Peki, hem Müslüman hem de Fransa'da yaşayan bir insan olarak sizin kendi hayatınızda ne türlü değişiklikler oldu? Mesela bugün işe geldiğinizde kendinizi nasıl hissettiniz? Genel olarak bu saldırılardan sonra hem Türkler arasında hem de Müslüman insanlar arasında bir terör saldırısıyla hayatını kaybetme korkusu var. Fakat ikinci bir korku daha var ki siz değil mi? İnsanların bir kimliğiniz var, Müslümansınız ve yapan insanların hep Müslüman çıkmasıyla sonucunda da Fransızların, orada yaşayan insanların da İslam'a ve Müslümanlara karşı bir bakış açısı oluşuyor. Bununla ilgili neler yaşadığınızı da anlatabilir misiniz kısaca? Evet, bugün bir canlı yayında, Avustralya canlı yayın, bir kanalın canlı yayında bunu sordular. Şunu söyledim ben, Fransa'daki Müslümanlar çifte kurban. Yani şu anlamda, çok sembolik bence, bu Buhlel'in, teröristin, saldırganın arabayı hızlı sürmesiyle beraber ilk ezilen kişi Fatma isminde bir Müslüman başörtülü kadın. İlk önce onu ezmiş yani, ilk kurban o. Listeye baktığınızda, kayıp listesine onlarca Müslüman olduğunu görüyorsunuz. Yani Müslümanlar bu terör tarafından hem öldürülüyor hem de eleştiriliyorlar. Parmakla gösteriliyorlar. Yani çifte kurbanlık bu anlamda Fransa'daki durum. Çünkü o tır gezer, o kamyon insanların üstünden geçerken hiç kimsenin milliyetine, kimliğine, dini aidiyetine bakmadı yani. Öyle bir boyutu var. Fransa'da Müslüman olmak böyle bir dönemde zor, onu söyleyebilirim. Gittikçe de tabii ki şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası var. Daha da çok konuşulacak diye düşünüyorum. Evet. Emre Bey çok teşekkürler. Biliyorum başka bir yayına da katılacaksınız. Tekrardan vakit ayırdığınız için çok sağ olun. Geçmiş olsun. Size tekrar Allah kolaylık versin diyeyim. Tekrardan teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, Emre Demir'i de uğurladık. Gerçekten çifte kurbanlar. Yani bu sadece Fransa'da yaşayan Müslümanlar için değil. Ne yazık ki yurt dışında yaşayan tüm Müslümanlar için aynı durum söz konusu. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç ay, hatta herhalde bir ay falan oldu. Yine Orlando'da bir işte eşcinsellerin katıldığı bir bara saldırı düzenlendi. 50'ye yakın insan katledildi. Hemen yapan kişinin de yine bir Müslüman olduğu ortaya çıkması Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden bir İslamofobiyanın ya da Müslümanlara karşı bir ön yargının artık bu ön yargı demek artık nasıl diyeyim bir Müslüman olarak ben bile eğer ben onlar gibi olsaydım yani Amerika'da yaşayan bir ve Müslüman olmayan bir insan olsaydım bunca yaşanan bunca medyada çıkan haberlerle ben nasıl düşünürdüm diye düşündüğümde aynı şekilde tepki vereceğimi aynı şeyleri düşüneceğim gayet normal bir şey olduğu kanaatine varıyorum ki o insanlar da aynı şeyi yaşıyorlar. Bakın Fransa'da yaşanan olaylardan sonra programımızın sonuna gelirken bunları da tekrar tek
tek ifşa etmek gerekiyor. Özellikle sosyal medyada insanlar hemen Fransa'daki saldırıdan sonra paylaşımlarda duygularını, düşüncelerini, fikirlerini beyan etmeye başladılar. Anadolu Ajansı'nın muhabiri, Anadolu Ajansı muhabiri olan bir kişi, bakın Fransa'daki saldırıdan sonra attığı tweette nasıl diyor? Diyor ki aslında diyor o kamyonun tekeri patlamıştır diyor. Saldırıda diyor kimse Fransa'daki saldırıda halkın arasına dalan kamyonun tekeri patlamıştır. Terör değildir. Bir de gülücük işareti koymuş. Bu şahısla ilgili son gelişmeyi söyleyelim. Bu Anadolu Ajansı'nın muhabiri ve bu kişinin Anadolu Ajansı'yla ilişiğinin kesildiğini ilan etti Anadolu Ajansı. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu da hakemlik yapan bu kişinin görevine son verildiğini duyurdu. Fakat öyle ya da böyle bu zihniyetteki insanlarla aynı toplumda yaşadığımızı da bir kere daha görmüş olduk. Yine Anadolu Ajansı'ndan sonra Memur Sen'in başkan yardımcısının hemen olayın ardından attığı şu tweet de insanın gerçekten kanını dolduruyor. Düşünün ki insanlar ölmüş, insanlar katledilmiş, çocuklar ölmüş. Arada yani ölen 84 kişinin içinde 10 tane çocuk var. 10 tane çocuk da katledilmiş ve Levent Uslu Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu'nun attığı tweet, sen değil misin sürünmek için Anadolu'da, Orta Doğu'da, Afrika'da milyonlarca insanı katleden, yakarsan yanarsın demiş. Şimdi ne diyeyim yani, şimdi insanlar öldürülmüş, katledilmiş, bu olayı ta nereye bağlayıp bunun üzerinden hak ettim, bu sana layıktı diyen bir zihniyet var Türkiye'de şu anda ve önemli makamda. Bakın, memurları temsil eden bir sendikanın başkan yardımcısının attığı bir tweet. Yine Twitter'da nefret söylemleri öyle had safhaya ulaşmış ki, nefret söylemlerinin atıldığı o mesajlar, Facebook'ta, Twitter'da dolaşan mesajları insanlar okuyunca, yani ben şahsım adına okuduğunda, ya bu nasıl bir insanlıktır, nasıl bir zihniyettir, insan mısınız diyesi geliyor. Üzüldük mü? Nah üzüldük demiş. 60 öyle çok güzel bir haber bence. Ondan sonra ah ne güzel haber, bomba değil kamyonla ezmiş halkı. Bakın bunlar da şu anda Twitter'da paylaşılan hesaplar, ak troll dediğimiz, İnsanlara küfredince para kazanan, insanlara küfretmesi için tutulan ve sizin vergilerinizle maaşları ödenen insanların attığı tweetler, işte bunlar Fransa'daki saldırıdan sonra atılan mesajlar, ne yazık ki de bu. Hatırlayın, Akit gazetesi de bu meselelere yaklaşırken IŞİD'in normal olduğunu, hatta bir Emrullah İşler bir bakan çıktı, dedi ki IŞİD öldürüyor ama en azından işkence etmiyor dedi. PKK'nın saldırıları karşısında, PKK'nın Allah rahmet eylesin Yasin Börü'yü katletmesinden sonra böyle bir tweet atmıştı. Kafasını taşla ezerek öldüren gencin suçu neydi? Bunu yapanların eline IŞİD su dökemez. IŞİD öldürüyor ama işkence bari yapmıyor demişti Emrullah İşler. İşte bu zihniyetin gazetelerinden biri olan Akit gazetesi de bugünkü attığı manşette aynen şunu söylemiş Fransa'daki saldırıyla ilgili. 84 insan katledilmiş, içinde 10 tane çocuk var, 10 kişi var. Kimliği, uyruğu, dini, nereli olduğu önemli değil. Fakat 84 kişi katledilmiş. Yeni Akit'im, Haber Vaktim diye web sitesinden attığı manşet bu. Ötekileştiriyor, marjinalleştiriyor, terörize ediyor. Afrika'da soykırım yapan Fransa'ya az bile demiş. Az bile demiş. Yani daha çok insan ölse, daha çok insan katledilse daha çok mutlu olacakmış bu zihniyetteki insanlar. Evet, işte ülkenin durumu bu. Gezici Anket'in yaptığı anket sonucu da ortada. %16 IŞİD'in seviyor, destek veriyor, sempati duyuyor. Ve biz böyle bir ülkede ne yazık ki bugün yine Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu meclise verdiği araştırmada IŞİD bir terör örgütü müdür diye soruyor ve emniyetten cevap görüyor. Araştırılması lazım. Böyle de bir durum var Türkiye'de. Sultanahmet saldırısını gerçekleştiren insanlar, gözaltına alınan IŞİD mensuplarının tümü de tahliye edildi. Hamile kadınların gözaltına alınıp hapislere atıldığı bir ülkede
IŞİD'liler tahliye edildi. IŞİD'li tutuklu kimse kalmadı. Ülkede bu halde. Pazartesi günü yeni bir haber draft programında bir araya gelinceye dek umarım ve dilerim daha güzel, daha mutlu, daha huzurlu bir hafta sonu geçirirsiniz. Kendinize iyi bakınız. Haftaya pazartesi günü görüşünceye dek.